Sevgili öğrenciler, değerli öğretmen arkadaşlar, değerli veliler, ben Metin Öğretmen. Metin Öğretmen ile Matematik Çok Kolay etkinliklerinin 9. videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlere bir kitap da tanıtacağım. Pi Matematik 1. Bunun 2, 3, 4 ve 5. kitapları da var. Her sınıf seviyesinde. Pi Matematik 1, 1. sınıf. Pi Matematik 2, 2. sınıf, 3. sınıf, 4. sınıf, 5. sınıf diye 5 tane kitabı sınıf seviyesinde öğrencinize alabilirsiniz. Tolly Games firmasına ait bir kitap. Kitabın yazarları, arkada da göstereyim resimlerini. Kendileriyle de tanışıyorum. Profesör Doktor İsmail Naci Cangül Hocam, Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Başkanı. İbrahim Halil Demir Hocam, aynı zamanda Tolly Games'in Ar-Ge bölümünden sorumlu ve birçok oyuna Türkiye'de imza atmış. Sürekli oyun üreten, düşünen, Bursa'da ve ülke çapında matematik oyunları yarışmaları yapan değerli bir hocamız. Tahsin Üstünde hocamız matematik öğretmeni, aynı zamanda adına şu an yaşarken bir müzesi de oldu. Tahsin Üstünde Matematik Müzesi şeklinde bir sınıf da verildi çalıştığı okulda. Onun adına ben çok sevindim. Böyle öğretmenlerin değer, yani yaşarken değer görmesi beni daha çok sevindiriyor. Bir de Suat Sönmez hocamız var, oyun yazarı, aynı zamanda benim gibi sınıf öğretmeni. Hepsine teşekkür ediyorum böyle bir kitabı ülkemize kazandırdıkları için. Ben ara ara 1, 2, 3 ve 4. sınıflardan bazen 5'ten böyle matematik etkinlikleri çözüm videoları atacağım. Hepsini atmayacağım ama size fikir olması açısından beğendiğim etkinlikleri sizlere atmış olacağım. Kitabı alırsanız çocuklar için oyun temelli matematik kulübüm var benim. Orada ben bu kitapları kullanıyorum. Üçüncü sınıf kitabını kullanıyorum. Üçüncü sınıf aldığım için bu yıl. Her velimiz kendi çocuğu hangi sınıftaysa o kitabı alabilir. Gerçekten çok faydalı buldum. Ülkem adına herkese, tüm çocuklara da tavsiye edebilirim. Örneklere başlayalım. Bu 9. video matematik Metin öğretmenle matematik çok kolay. Şimdi diyor ki Hop Matematik şeklinde etkinliğimizin adı. Şimdi kartın köşelerinde verilen bilgiler var. Kartın ortasında fil ve fare var. Biraz sonra göreceksiniz. Burada fili görüyorsunuz. Fil de şöyle. Fil demek büyükten küçüğe demek. Fare demek küçükten büyüğe demek. Kartın ortasında fare varsa küçükten büyüğe, fil varsa büyükten küçüğe sıralıyoruz. Bunu kısadan uzuna, uzundan kısaya, azdan çoka, çoktan aza, hafiften ağıra, ağırdan hafife, özellikle birinci sınıf öğrencilerimiz için bu kavramları kavramasını sağlayabiliriz. Şimdi örnek yapalım. Mesela ortada fil var. Demek ki bu büyükten küçüğe sıralanacak. Çocuklarımız sayıları kavraması için en büyük sayımız hangisi burada? 5. 5 hangi renkte? Yeşil renkte. O yüzden yeşili en alta koyuyoruz. Çünkü en büyük. Daha sonra onun üstüne 4'ü koyuyoruz. Çünkü 5'ten küçük 4 var. 4'ten küçük sarı renkte 3 sayımız var. Kırmızı renkte 1 sayımız da en üstte geliyor. Bu da büyükten küçüğe çocuğumuz sıralamayı öğrenmiş oluyor birinci sınıfta. Bir tane örnek yapalım. Kitapta her etkinlikle 3, 4, 5, 6 tane soru var. Ben birer tanesini çözeceğim videolarımda. Daha sonra sizler bu kitabı alarak devam edebilirsiniz. Şimdi bu sıralamaya göre küplerimizi aşağıdan yukarıya doğru boyayalım diyor. Bakın şeklimizin ortasında ne var? Fare var. Demek ki bu küçükten büyüğe sıralanacak bir etkinlik. En küçük sayımız hangisi? Bakıyoruz 18. Sarı renkte en alt bölümü boyuyoruz. Biraz da kalın olsun. Evet, burayı sarıyla boyuyorum. Daha sonra şunu alalım geriye. Daha sonraki sayımız bakıyoruz 34. 34 hangi renk? Kırmızı. Kırmızıya boyadık. Daha sonra 49. Yeşil renkte, mavimiz de 72 olarak en üste gelir. Evet, bu etkinlik bu kadar. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere.